Merhabalar. Bugün sizlerle gelincik çalışması yapacağız. Bunun için 5 bölü 8 fırçamı aldım. Tarafına kırmızı, diğer tarafına biraz sarı yükleyeceğim. Şu şekilde. Biraz sarı, biraz da beyaz alıyorum şimdi. Fırçam dik. Bu şekilde tutuyorum. Basıyorum, açılıyor. Üçlü bir dalgalanma yapıyorum sadece. Çok fazla kaldırmadan. Bu şekilde. Biraz daha büyük yapabilirsiniz. Duruma göre büyük ya da küçük hazırlayacağız bu şekilde. Tekrar yapıyorum. Fırçam dik. Basıyorum, açılıyor. Çok fazla dalgalanma yok. Aşağı yukarı yapmıyorum. Sadece şu şekilde topluyorum tekrar. Şimdi aynısını sola doğru. Bu da sağ. Şimdi bir tane yine açıyorum. Dalgalanmayı yaptım. Dikleşiyorum. Tam dik içe basıp tekrar dik olarak bitiyorum. Tekrar yapacağım. Fırçam dik. Bastım. İlk dalgalanma yaptım. Tekrar basıyorum. Daha fazla açılıyor fırça. Yavaş yavaş fırçamı kaldırdım. Aşağı yukarı doğru çekerken içe doğru basıp kaldırıyorum. Şimdi tam tersini yapacağız. Fırça dik, basıyorum. Daha çok basıyorum. Dikleştim. İçe doğru basıp çektim. Bir tane daha. Biraz aşağı doğru da yapabilirsiniz. Fırçanızı şu şekilde tutup dikleşiyorum. Tam dik içeri doğru basıyorum ve çekiyorum. Eğer bunu tam burada göremeyeceksiniz bazen. İsterseniz buraya gelip tam şuraya geldiğinizde içeri şu hareketi de yapabilirsiniz. Ekstradan. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Şöyle küçük tomurcuklarda kullanacağımız şöyle miniklerini de yapacağız. Daha şöyle göstereyim. Birazdan kompozisyonda bunları tekrar göstereceğim. Şimdi 1 bölü 2 fırçamla tomurcuk göstereceğim. Aynı boy fırçayla da yapabilirsiniz ama ben biraz daha küçük istiyorum tomurcukları. Onun için koyu yeşil ve açık yeşili yükledim. Bunu da şöyle çalışıyoruz. Yine aynı hareketin daha küçüğünü yapıyoruz. Dikleşiyorsunuz. Tam dik. Fırça parmağınızın arasında dönüyor. Aşağı doğru çekiyoruz. Tekrar. Fırçam dik. Pardon, şöyle. Şurada yapalım. Buradan bastım. Biraz daha basıyorum. Topluyorum. Fırça tamamen dikleşti. Buradan yavaş yavaş dönüyorum. Bakın. Şu şekilde. Sadece fırçanın uç kısmını kullanıyorum ve aşağı doğru çekiyorum.
Bunun da yönleri. Şurada bir tane yapalım. Bu şekilde geliyor. Yön olarak hangisi kolayınıza geliyorsa, bakın böyle de kullanabilirsiniz, bu şekilde de. Şöyle geldim, dikleştim, dönüp iniyorum. Arada şunları da çalışalım. Düz fırçam, arada otlar atacağız. Saplarını yapacağız aynı şekilde. Düz dokunuyorum, çekiyorum, dokunuyorum. Çekiyorum. Şu hareketle çalışırsanız. Evet, şimdi kompozisyona geçeceğiz. Fırçamı tekrar. Kırmızı, sarı ve biraz beyaz aldım. Şu şekilde bir tane basarak açtım. İlk hareketimi yaptım. Sonra buradan sağa doğru yine basıyorum. Biraz daha basıyorum. Daha çok açılıyor. Ve dikleşirken içe doğru basıyorum ve dönüyorum. Şuradan şöyle tekrar alacağım. Tanesini de şu şekilde yerleştirmek istiyorum. Bu şekilde. Fırçayı şöyle hafif, ben buradan buraya geleceğim, buraya yerleştiriyorum. Önceden tayin ederseniz ne yapmak istediğinizi. Bu şekilde fırçayı açtım, tekrar topluyorum. Şimdi içeriden aldım, basıyorum. Burada düz kapalı olarak bitirdim. Birkaç çeşit yapacağım ki hangisini beğenirseniz onları eklersiniz siz de yaparken. Bir tane şuraya yapalım. Tam dibinden alıyorum. Fırçayı açtım. Dikleştim. Ve içeri dönüyorum. Aynı şekilde karşı tarafına. Fırçamı açtım. Biraz daha açtım. Dikleşirken içeri basıp dönüyorum. Evet. Bir tane şöyle şey koyabiliriz. Küçük bir yer açmış. Burada ışığı kaybetti. Hemen beyaz alıyorum. Çünkü aşağısı kurumadığı için şuradan daha sonra zaten bunları ışıklandıracağız. Bu şekilde de çalışabiliriz. Evet. Şimdi fırçamı tekrar 1/2 fırçamı alıyorum. Yeşilimi. Şuradan başlayalım. Küçük dokunuşlarla alt kısmını hazırlıyorum. Aşağı çekiyorum. Fırçaya basmıyorum. Bakın sadece dokunuyorum şöyle. Biraz daha. Küçük küçük.
Çok az koyu tarafa dokunuyorum bakın. Sonra aşağı doğru çekiyorum. Şimdi biraz tomurcuk koyalım. Bakın buradan döndüm. Burada bıraktım. Şurada bayağı aşağı baksın istiyorum. Bakın burada dikleştim. Fırça dönüyor. Biraz boyam eksik. Biraz daha ekleyelim. Tekrar. Buradan dönüyor. Fırça parmağımın arasında. Aşağı doğru çekiyorum. Şuraya koyalım bir tane de. Fırça dik. Bunlardan bir iki tane daha koyalım. Daha sonra bunları ekleyeceğiz. Otlar yapacağız. Hatta şimdi onları da yapalım. Sonra ışık ve gölgelerimizi verelim. Dokunuyorum, çekiyorum. Dokunuyorum, çekiyorum. Şu şekilde. Ne kadar ince yapmak istiyorsanız o kadar az dokunun. Şu şekilde. Bakın. Daha çok fırçanın yukarı doğru çıkarken şöyle fırçanın ucunu hafif kaldırabilirsiniz. Daha ince çıkar. Çizgileriniz. Şöyle biraz daha yukarılara çıkmak istedim. Bunu artık çoğaltabilirsiniz. Buralarda biraz daha yoğun. Şimdi biraz ışık vereceğiz. Yine 1 bölü 2 fırçamı alıyorum. Şimdi çiçeklere vereceğim önce ışık. Bunun için Floating Medium ışık gölge veren sıvımız var. Şurada jel kıvamında bakın. Buna tamamını fırçayı batırdım. Çok az siyah alıyorum. Çok az. Şurada bakın. Burada fırçayı yediriyorum. Biraz daha floating. Evet. Yeterli. Şimdi burada altta kırmızı ıslak olduğu için yukarıdan gelen ışığı kaybediyor. Onun için ben şimdi biraz bu şekilde ışıklar vereceğim. Bakın. Fırçanızı şu şekilde kullanıp hem de o hafif siyahlık vardır bu gelincikte. O görüntüyü verebilirsiniz ekstradan. Şöyle. Bakın burada. Fırçamı dik tutuyorum duruma göre. Bakın şuradan tam burada bitiyor. Bu tekrar jelden aldım. Burada aynı şekilde kullanıyorum. Fırçam yan. Tam kenarından dönüyorum. Buradan. Çok yoğun almayın siyahı. Bu şekilde yeterli. Aynı şekilde burada da kullanacağım. Biraz da çiçeklerin şu kısımlarını biraz daha beyaz ışık istiyorum. O zaman da floating medium'a tekrar fırçamı batırıyorum. Biraz beyaz alıyorum bu sefer. İstersek
yapabilirsiniz istemiyorsanız. O ışığı görmek amaçlı. Bakın şuradan şöyle tutuyorum. Çektim. Çaldık. Şuradan. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Burada da yapalım biraz. Evet, bir tane. Şimdi biraz yine kırmızı alıyorum. Çiçeklere de ışık verelim. Yine floating aldım. Şurada bakın. Bir geçiş yapıyorum. Çok fazla istemiyorum. Onun için yan tarafa geçtim. Bakın şu şekilde. Çok az. Yine fırçadık. Şuradan. Şöyle bir ışık. Buradan. Kağıt olduğu için biraz şey oluyor burada, tutuyor ama siz objede çalışırken daha rahat olacak. Tamam, bitti. Tekrar alıyorum. Buradan şu şekilde tutuyorum bakın. Ve aşağıya doğru indik. Tüm çiçeklerde uyguladım. Tekrar alalım. Şimdi fırçamı bu sefer biraz da yeşil alacağım. Birkaç da şuralarda uygulayalım. Tek taraflarında yapmamız yeterli. Fırçayı tamamen temizlemedim. Hafif kırmızılık da var bakın şuralarda. Daha güzel bir gölge oluyor. Birazcık alacağım şöyle kırmızıdan da. Buralarda da şu şekilde fırçayı bu sefer dik tutmuyorum. Yan tutuyorum. Fırçamda olanı buralarda kullanıyorum. Şu yan tarafında da inebilirsiniz. Burada biraz fazla gitti mesela. Onu şöyle hemen deviriyorum. Küçük leylak fırçamı çok az siyah alıyorum. Çok az. Şöyle dokunarak fazlasını attım. Şu kısımlarına, orta kısımlarına atıyorum. Evet, çiçeğimiz tamamlandı. Evet, gelinciğimiz tamamlandı. Herkese kolay gelsin.